AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan hakaretle ilgili basın açıklaması yaptı. Çopuroğlu, AK Parti teşkilatları olarak Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, savcılıkla ifadesi alındıktan sonra hakaret suçundan tutuklandı. CHP'nin adeta yayın organı haline gelen Tele 1 ekranlarında sistematik olarak partimize, genel başkanımıza ülke, ahlak, hukuk tanımayan hakaretamiz ifadelerle en ağır saldırılar gerçekleştirilmektedir. 14 Ocak'ta Uğur Dündar'ın moderatörlüğündeki programa CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve sözde gazeteci Sedef Kabaş konuk olmuştur. Bu programda Kabaş, AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu defa hiçbir şekilde tahammülü olmayan ağır bir hakarette bulunmuştur. Daha öncesinde değişik zamanlarda ağır hakaretlerde bulunmuş program konukları da bu hakarete sessiz kalarak ortak bulmuşlardır. Ülkemiz son 20 yıldır diplomasinin askeri hamlelere, sanayiden teknolojiye, sağlıktan adalete yaptığı devrimsel kalkınma hamleleriyle tarih sahnesine kutlu yürüyüşe devam etmektedir. Yapılan kalkınma hamleleriyle Ukrayna'dan kurtulan ülkemiz itibar kazanmış, bölge coğrafyasında ve uluslararası arasında söz sahibi bir ülke kurumuna gelmiştir. Bu büyük başarının en büyük payı hiç şüphesiz Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a aittir. Siyasete girdiği yıllardan bu yana muhalefete sayısız mağlubiyet yaşatan, halkın teveccühüyle seçime kazanan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu zaferlerini hazmedemeyen hazımsız grup sistematik ve göz dönmüş bir şekilde saldırı denemeye devam etmektedir. Ülkemiz bir yandan son 20 yılda gerçekleştirdiği yoğun kalkınma hamleleri sebebiyle devam ederken, bir yandan da maalesef dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyecek kadar düşük seviyede bir muhalefet anlayışının engellemelerine karşı karşıya kalmaktadır. Bu seviyesi düşük muhalefet anlayışı, ülkemizin içeride ve dışarıda menfaatinin her daim karşısında yer alarak toplumsal huzurumuza kastedecek hiçbir fırsatı kaçırmamakta ve gizli açık her türlü ihanet şebekeleriyle ortak hareket etmekte imtina etmemektedir. Milletimizin oylarda seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin değerlerinin karşısında durmayı muhalefet yapmak zanneden bu aciz zihniyet bir kere daha kendisine göstermiştir. Söyleyecek sözü olmayan çaresizler ya küfürler savurur, ya tehdit ve hakaretlerde bulunur ya da saldırıya geçer. Şundan emin olabilirsiniz. Siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz. Ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça büyük Türkiye'nin, büyük liderinin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz. Basın, ülke ve ahlakına saygı duymayan zavallı sözde gazeteci Kabaş'ın tek misyonu AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza nefret kusmak olan bu televizyon kanalında liderimize yaptığı hakaretleri asla kabul etmiyoruz. Bu ülkeyi hizmet etmekten başka değerli ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı bu milletin iradesini temsil eder. Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek göz görmüşlüktür, hadsizliktir, zavallıktır. Hiçbir aklı selim sahibi hakareti ifade özgürlüğü olarak nitelendiremez. Cumhurbaşkanımıza hedef alan bu çirkinliği, antidemokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve bu meselenin sonuna kadar takipçi olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisini arz ederiz.